Hepinize merhaba arkadaşlar. Güney Amerika turnuvasında tam gaz yola devam ediyoruz. Rakibimiz Uruguay. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Önemli isimleri var. Yani dünya futbolunda yayılmış isimlerden oluşuyor takımları. Ama bizim de onlardan hafife kalır bir yanımız yok. Yani onlarda Suarez varsa bizde Neymar var. Onlarda Muslera varsa bizde... Çocuğun ismini unuttum lan. Neyse bir tane adam var. Ya öyle düşünün. Çeyrek finalde rakip Uruguay. Artık yavaş yavaş sahaya geçme vakti geldi ama öncesinde bir takımımızı görelim. Kimler oynuyor, kimler oynamıyor. Malum grup aşamasında biraz hocamız farklı kadroya gitmişti ama şu an gördüğünüz üzere takımın en dandik ismi sağ bekimiz Perez. Yani onun da biraz kendini geliştirmesi, ardından da Ederson'un geliştirmesi lazım. 2-0 vasat kalmış. Artık çeyrek finalin zorlu maçına çıkma vakti geldi. Odroma'da bugün samba vakti. Sambamızı yapacağız, yarı finale kalacağız. Ha, olur da yapamazsak zaten malum Uruguay çıkar. Biz de evimizin yolunu tutarız. Ama bunun olmasını istemiyoruz. Elimizden geldiğince sağlam bir futbol, sağlam bir top oynayarak bu sahadan zaferle ayrılmak, farkımızı atmak. Lan ben yardırdım gidiyorum, pardon, kusura bakmayın ya. Vallahi alışkanlık olmuş ha. Yani kendimi bazen orta saha gibi hissediyorum. Nedenini biliyorsunuz. Sıkıntı oluyor. Hadi oğlum. Hadi aslanlarım benim. Orta sahada biraz yaklaşalım. Yaklaşalım ki şöyle çatır çatır kemik seslerini duyalım be. Koçum benim. Ne indirdim? Lan nasıl kalktın lan sen hemen? Aman aman aman. Yok öyle. Yok. Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Önünde ben varım oğlum. Kolay mı lan o kadar? Yaklaş abim ona. Yaklaş. Baskını yap. Kaçırma. Gözünü seveyim Perez. Bak takımın en zayıf halkası sensin sakın. Öyle yandan gelmelerine izin vermiyorsun oğlum. Baskını yap, topunu kap, gerekirse indir kartını gör. Yedek oyuncumuz var. Yani herkesin bir illaki yedeği vardır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Oha! Yani öyle bir vuruş tekniği yok ama problem de yok. Kontramızı çıkarız sonuçta. Kontra demek bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil. Çünkü ben defansım, ben yardırıyorum, gidiyorum, unutuyorum oğlum ya. Vallahi maça ben adapte olamamışım. Kontrolümde rahat ol. Perez'im sakin ol. Güzelsin oğlum. Al Oscar'ım benim. Yardır. Oscar topa koşacaksın oğlum. Topa yan bakmayacaksın. Bak pozisyon kaybettik. Göbek açıldı. İyi. Böyle vur. Aslanım benim. Ne güzel vurdun sen ya. Vecino. Değişik ismin varmış. Ama olsun. Sen bu vuruşlarına devam et. İsmin falan pek de önemli değil bizim için. Perez'im vallahi senin kanat koridor oldu be oğlum. Gelen geçiyor, giden geçiyor. Ayıp ama ya. Yani... Tamam biz de hata yapıyoruz ama yeter. Çok kaçırıyor. Adam bu kadar fazla kaçırmasa Oscar'ım ver artık yukarı. Güzelsin işte bu. Yani illa bunu söylememize gerek yok. Sen bunu görebilecek potansiyelde bir oyuncusun da. Neymar'ım kim attın ya? Yani zaten yüklenemiyoruz. Atağa çıkamıyoruz. Üstüne bir de güzel getirdiğimiz topların içine diyoruz. Neymar'ım alır mısın? Alamazsın. Alamazsın ama en azından ben azar işitmedim. Perez'im. Bak Perez'im. Arkanda Perez'im. Boşluk var Perez'im. Perez'im kanadını tut. Gözünü seveyim be Perez'im. Bende. Sakin. Sıkıntı yok. Rahat olun. Kasmayın kendinizi. Oscar'ım iyisin. Perez'im sen de güzelsin bak. Paslarda sıkıntı yaşamıyorsun da. Şu pozisyon kaybı olmasa sende bile. Ah Neymar'ım. Alabilir mi lan onu? Aha. Neymar pas atacaktı. Önünde kaldı. Yürü lan Neymar. Yürü aslanım benim. Orta... Neymar da daha adapte olamamış maça. Biz bu maçın ne olduğunu unutmuşuz. Hadi çocuklar hadi oğlum, 4 kişi izliyorsunuz. Biriniz de bir koşun bir şey yapın. Aman. Ya Perez. Neredesin oğlum sen ya? Allah Allah. Lan maçın başından beri kanat var ya, koridor oldu lan. Ya gelen geçen babasını çiftliği gibi kullanıyor arkadaş. Bu ne ya, yeter. Ya bir hayrına git. Ya oraya bir şey yapmaya çalış ya. Kötü müdahale mi? Hocam ben kendi halimde takılıyorum artık. Sen neyine kötü müdahale ediyorsun? Bu da bir tip. Perez bir dert, hoca ayrı bir dert. Arkadaş. Ya var ya, o Perez'in kanadından biz o golü bir yiyelim. Sabaha kadar soyunma odasına çekip ona vurmazsam bu bizim formaları ıslatıp ben de Casapinho değilim. Vallahi kemik sesini duyarım. Yani başkasından olmasa da Perez'den duyarım. Onun garantisini size veriyorum. Aman çocuklar aman, açı vermeyelim. Böyle kapanmaya devam. Perez'im sen de gözünü seveyim, şu kanadına yaklaş lan. Ya adamlar bir tüm maç boyunca oradan geldi ya. Başka bir kanat da denemiyorlar ha. Ha bir Perez'in oynadığı taraf. Yeter. Yani yorulduysa bile hocanın buna bir değişiklik yapması lazım. Ya Perez'in yerine şöyle düşünüyorum lan. Brezilya.
Sağ bek mi yok? Çok isim var ama hiçbiri sağda yok. O yüzden Perez'im güzel pas. Hocam devam devam. Ya Neymar ne yapıyorsun ya? Ulan kontrayı bulduk gidecektik ya. Hocam bir sarı verseydin iyiydi sende be. Yani kontramızı yedi adamlar. Bence gerekliydi. Ama problem yok. Ver lan bana. Al şu topu Neymar'ı. Güzelsin. Ver bana tekrar. Aslanım benim. Bir koşu alayım beyler. Bir koşu alayım. Aha. Gördüm. Gördüm. Rahat ol. Rahat ol. Roberto Firmino sen rahat ol. Koçum benim be. Adamsın lan. Ya bir defans oyuncusu olabilirim. Bunun farkındayım. İleriye çok gidiyorum. Bunun da farkındayım. Ama yapım böyle. Ne yapayım? Yani gol atmazsak içimde bir ukde kalıyor. Ben bu pası vereceğim ki Firmino'ya. Firmino gol atsın biz de bir üst tura çıkalım. Hadi beyler, hadi beyler bir kapanalım. Sıkıntı yok, ben de o, ben de o. Rahat olun, rahat olun. Alex'im açarak çok güzel top. Neymar tekte gör ortayı, mükemmelsin be. Atmadan gelmeyin oğlum. Atmadan gelmeyin. Gabriel! İşte bu kadar, bitti. Bitti, bu iş burada bitti. Bu saatten sonra Uruguay bizi bırakın bir gol atmayı. İki gol hayatta atamaz. Ya bir gol atar. Atar da. Kolay değil oğlum, kolay değil. Anca Perez'in kanadından atarlar. Zaten atarlarsa da devamını biliyorsunuz. Formayı ıslatır sabaha kadar. Bam güm bam güm. Kemik sesi gelir. Ama Gabriel de güzel bitirdi. Ulan Gabriel sen ilk defa mı oynuyorsun ya? Ben seni hatırlayamadım. Hep Firmino ya da Fred oynuyordu ileride. Hadi aslanım. Kes güzel bir orta. Üçleyelim arkayı. Üçleyelim arkayı. Ah oh be Casemiro be. İyi vurdun. İyi vurdun da. Çıkarttı. Yani Muslera iyi kaleci. Şimdi onun başarısını takdir etmemiz lazım. Ama şöyle de bir durum var. Yani biz de Brezilya'yız. Hafife alınacak ülke değiliz. Daha aslanım bir tane güzel bir orta kes bana da ben de vurayım be. Valla içimde kaldı. Ulan bende değil. Bende değil. Bende değil. Acele ettim. Neyse problem yok. Coutinho'cum ver bana. Şuradan bir yoklayayım be. Döneyim yoklayayım be. Lan ya. Çıkarttı. Çok da güzel vurmuştu. Yani girse turnuvanın belki en güzel golüydü. Ama işte girmedi. Sonuçta kalede Muslera var. Çıkartıyor. Biraz da benim o artistliğime atılmış bir toptu. O da ayrı bir dava. Yani gireceğinden değil. Ha tekniğim biraz iyi olsa belki girerdi ama gördüğünüz gibi teknik vasat. Ben ne yapayım? Ondan sonra topu kaybediyoruz. Dönüyoruz kontrolüyor. Ama Fred parçalıyor. Adamımsın lan. İşte bu. En sevdiğim oyuncu tipi. Yiyin oğlum, yiyin aslanlarım, hiç problem değil. Valla ben ileride takılırım. Yani biraz orta sahaya yaklaştım. Çünkü ben de gol atmak istiyorum. Yani bir asist yaptım, bir tane de gol olsun. Bence güzel. Düşün, oha Neymar ne yaptın lan adama? Valla çıtırından bir dirsek vurdun ama hadi gene iyisin. Hoca maçı bitirdi, sarı kart falan vermiyor. Yoksa bayağı vurdu. 9.0 oynamışım. Vay be! Ulan turnuvaya neredeyse... Yarı finallerde ben buradayım dercesine bir gönderme yaptı. Yarı finalde rakibimiz Meksika. Uruguay'ı 2-0'la geçmeyi başardık. Yani ilk yarıda kayda değer bir futbolumuz yoktu ama ikinci yarıda efsane bir dönüş. Efsane bir 70'ten sonra oyun ve kazanan taraf belli oldu. Tabii bunun aynısını Meksika'da da yapmak istiyoruz. Kadroda değişiklik yok galiba. Varsa da ben fark etmedim. Estadio Azteca'da yarı final mücadelesi, rakip Meksika, kazanmak istiyoruz. Önemli isimleri var. Yani bir Uruguay etmese de evet önemli isimleri bunların da var. Bu yüzden fazla sakata gelmeden yine ilk maçta olduğu gibi onları yoracağız, sonra ikinci yarı çıkacağız, sambamızı yapacağız. Yani önceden hep erken dakikalarda gol atan bir takımdık ama Firmino'cum çok güzel getirdin topu, artık bir pas at. Ya oğlum birine pas ver lan. Allah Allah. Maç başladı. Aldın tek başına bütün takımı çalıma dizdin. Ondan sonra geri döndün, vazgeçtin ya. Bak aynısını Neymar da yapıyor. Hadi Neymar'ım be. Neymar'ım güzel girdin. İyi orta. Fred! Erken dakikada gelen gol bizi yarı finalden finale taşır. Finale taşır Fred. Çok iyi vurdu. Valla uçağı yerlerde yıpranıyor. Parçaladı kendini abi. Üzüldüm ben. Yerden yere vurdu kendini. Ama Fred... Yani kalitesini konuşturdu. Zbam dedi, bir çaktı. Yani o topu 10 tane kaleci koysan da çıkartamaz. Çünkü adam Allah ne verdiyse bildiğin yapıştırdı. Ya yani pis burun vuranı gördüm de böyle kalecinin üstüne abananı ilk defa görüyorum. Perez'im vallahi gidiyen gelir. İkinci maç oldu, hala aynısın oğlum. Senin kanattan nasıl yükleniyor adamlar ya. Ama sıkıntı yok. La sakin ol lan.
Ya ben topu kapıyorum sana veririm. Sen niye şişiriyorsun topu? Allah'ını seversen ya. Ulan Perez. Neyse problem değil. En azından tehlikeyi savuşturuyoruz ama bak Perez'in tarafa bak. İki kişi boş ya. Bir kişiyi de geçti adamlar artık. Fred ne yapıyorsun? Fred ne yapıyorsun? Fred ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. O nasıl bir pas ya? Kötü pas isteği diyor bir de. Bana atmadı ki lan o adam. Allah'ını seversen adam kaleyi bıraktı öbür tarafa gidiyor ama problem yok. Gideriz araya alırız topumuzu çalar ondan sonra oynatacak adam bakarız. Beyler bir koşu yapın be. Yani defansa gelmiyorsunuz bari ilerlerde. Şöyle düzgün bir koşular yapın ki biz de pas verelim. Casemiro'cum kaptırma çok güzelsin işte bu. Hadi Perez'im ver pasını bak Perez'im. Güzelsin iyi bir orta gelir mi? Vur şuna kafayı ah be Firmino. Ya vursana oğlum önüne geç vur sen Liverpool'da oynuyorsun sen kaliteli adamsın ya. Yani liginle döversin lan bunları. Mesela şu an yaptığın gibi. Firmino özür diliyor da sanki yerden özür diliyor gibi ya. Zemin kusura bakma sana çok fazla bastık ama yani inşallah sararmazsın hesabı. Ne yapıyorsun oğlum topu bir alıyor lan. Yapma yapma yok yok öyle yok. İzin vermiyoruz beyler izin vermiyoruz. Önlerini açmıyoruz. Ben çalarım. Sıkıntı yok. Alex'im sakin. Alex'im. Alex'im sakin ol. Ver bana. Al şu topu sen. Aç oğlum Fred. Ya Fred'im sen niye böyle değişik değişik paslar atıyorsun ya? Gol attıktan sonra iyice şımardın ha. Aferin beyler. Aferin bak rahatsız ettiniz mi? Ne güzel oyun moyun kuramıyorlardı. Genelde öyle oluyordu ama yani bu tek toptan da aman aman yapma kale. Ne yaptın gözünü seveyim ya? Ne yaptın sen? Yani yesen daha güzeldi. En azından estetik bir goldü. Adam topu tokatladı. Hernandez'in önüne bıraktı. Ya o kadar biz turnuva boyunca denedik bunu. Ben Lucas'a attım, Neymar'a attım. Diğer oyuncular da aynı şekilde Neymar'la Lucas'a bıraktı. Biz bir şey yapamadık. Adamlar bir pas attı, çekti abi. Şutunu vurdu, gol attılar. Acaba problem bizde mi? Biz mi yanlış yapıyoruz? Yani bu konuda biraz tereddüt yaşamıyor değilim şu an. Sakin oğlum, sakin. Oscar'ım, paslı güzelsin Marquinhos'cum. Lan Lucas yardır be oğlum alırsın artık bak koçum benim bak adamlar yapıyor aynısını. Lan oğlum biz de yapak lan. Dediğim bu işte ya adamlar çok güzel basıyorlar ediyorlar. Lan bizim oyuncular daha teknik daha bilgili. Ya tecrübesi var en azından adamlar oha. Ama biz kendi tecrübemizi parçalama yönelik kullanıyoruz. Yani teknik bizde işlemiyor. Ya oğlum şu kanada birisi yardım etsin ya. Ben gideceğim en sonunda. Vallahi billahi ben gideceğim. Allah aman aman. Güzelsin kale. Güzelsin oğlum. Aslanım benim. Sevin sevin. Hak ettim bunu. Vallahi hak ettim. Perez gör gör. Senin kanadı gene ne hale soktular oğlum ya. Ya geçen maçta olanların aynısını şu an gene yaşıyor gibiyiz. Aferin lan Marquinhos. Hadi beyler bir kontra yapalım. Coutinho güzel çıkarttın. Rafinha'cım bekle. Sakin ver bana. Güzelsin oğlum. Hadi aslanım. Firmino koş. Firmino bak pas istiyorsun koşmuyorsun. Herif daha önceden fark etti ya. Vallahi billahi daha önceden fark etti benim onu yapacağımı. Sanki adam bizim maçlarımızın kasetini falan izlemişler. Ama benim neler yapabileceklerimin de farkındalar büyük ihtimalle. Ama işte olursa finale kalırsak diye ben yapamıyorum. İstediklerimi yapamıyorum şu an. Saldıramıyorum, parçalayamıyorum. Coutinho, hadi aslanım güzelsin yürü lan Gabriel. Oğlum bak girdin ikinci yarıda zinlesin dinsin. Pasını çıkartabilirsin çıkartabilirsin. Fred işte bu kadar be. Sonunda ya. Oh be aradığımız golü bulmayı başardık. Fred de bulmayı başardık ama en önemlisi şu. Coutinho'nun o pasından sonra Gabriel'in büyük mücadelesi. Yani topu neredeyse kaptırma noktasına gelip yine de bir şekilde o topa ayağını sokup çıkarttı ya Fred'e. Fred'i de tek yapması gereken yine o çuhayı avlamaktı ve bunu başardı. Tebrikler çocuklar, tebrikler. Vallahi antrenör gibi olmaya başladım iyice. Sakla aslanım benim, Gabriel'im be. Ne güzel saklıyorsun. Zaman su gibi akıp geçiyor. Koçum benim be. Açma, açma, orta açma oğlum, orta aç. Biraz daha sakla ya. Yani durduk yere belki son dakikalarda pozisyon vereceğiz. Ki veriyoruz. Yok yok vermiyoruz. Rahat rahat. Sıkıntı yok. Rahat oyna oğlum. Casemiro dön geri güzel. Ver bana yedirsin. Harikasın oğlum. İşte bu kadar be. Finaldeyiz ya. Finaldeyiz. Artık rakibimiz kim olacak onu da göreceğiz. Ama umarım finale kadar gelmeyi başardık. Finalde de bu zaferlerin devamını getirir. Kazanmayı biliriz. Oh be. Vallahi rahatladım. Zor oldu ya. Meksika maçı Uruguay maçından daha zordu.
Artık Güney Amerika'nın en büyüğünün belirlenici final maçına geldi. Rakibimiz Arjantin. Zor bir maç olacak. Yani Güney Amerika'nın en büyüğü keşke Arjantin'le belli olmasaydı. Keşke Kolombiya olsaydı, Şili olsaydı ama kısmet. Ya kısmet. Arjantin'eymiş. Bakalım ne olacak, ne edecek. Artık finale çıkacak kadromuzu görme vakti geldi. Rakibimiz dediğimiz gibi Arjantin. Onların iki, bizim 5 yıldızımız var. Yani yıldızımızla döveriz armadaki. Tabii devamında da kim kimi sahada döver, Güney Amerika'nın en büyüğü olur, bunu öğreneceğiz. Ama gene Perez var. Ya Marcelo'ya al, sağ beke koy. Bunu da ben mi söyleyeyim ya? Oynar, sırıtmaz. Artık Güney Amerika'nın en büyüğünü belirleme vakti geldi. Rakibimiz Arjantin. Finaldeyiz, Odroma'dayız. Yani stat ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Brezilya taraftarı, bir tarafta Arjantin taraftarı. Herkes buradan çıkacak. Skoru, sonucu bekliyor. Tabii bunun için de en büyük iş bize düşüyor. Finalde ne yapacağız edeceğiz? Arjantin'i yenmenin yollarını arayacağız. Zor. Çünkü çok kaliteli isimleri var. Yani biz de kaliteliyiz ama onlar sanki bizden bir tık daha üstün gibi bana geliyor. Ha, bu isimler de sadece isimle kalmıyor. Sağda çıkacaklar, topunu da oynayacaklar gördüğünüz gibi. Yani isim çok da önemli değil. Bak Dybala'ya, yolunu tuttu, hemen evine döner gibisinden mevkisine dönüyor. Niye? 7 darbeyi aklı başına geldi. Sıkıyorsa bir daha gelsin, bir daha vur. Fred'im ne yapıyorsun? Oğlum topu pasını ne veriyor? Artistik yapma Casemiro'm, çok güzel. Alex at ona. Alex, Alex giriyor. Giriyor Alex, giriyor Alex. Rahat ol Alex, rahat ol Alex koçum benim de. İşte bu be, 6. dakikadan Arjantin'e koymayı başardık. Oh, maçın var ya bu kadar güzel gideceği kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Yani 6. dakikadan Arjantin'e gol atacaksın. Öyle bir dünya yok derler ama attık. Bunu biz başardık. Alex'imle başardık be. Helal olsun. Alkışta kendini de. Keşke daha şekil şuko sevinseydim be oğlum. Yani gittin Arjantin'e gol atıyorsun. Ellerini açtın, mal gibi seviniyorsun. Gel hadi gel. Gel lan Zini, gel. Nereye gidiyorsun? Ha, nereye gidiyorsun oğlum? Kolay mı lan o kadar geçmek? Hey yavrum, hey. Final maçına çıkmışız. Bu maç için prim almasak bile yüreğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelmiş benim üstüme üstüme koşuyor. Lan yer miyim? Hocam o nasıl bir omuz? Yani çocuk resmen tır çarpmışa döndü lan. Yani tamam ben de top çalarken biraz sert oynuyorum eyvallah. Ama yani ben en azından topa vuruyorum. Adama falan müdahale etmiyorum. Onlar kendi takılıyor düşüyor ya. Aferin Marquinhos. Yapmayın Marquinhos'cum. Bak aferimin ardından o hareketler biraz riskli hareketler. Gözünüzü seveyim. Oğlum Perez, şu maç bir bitsin. Şuradan bir elenelim. Bak ben sana neler yapıyorum neler. Yani ikinci bir olalım, ben sana neler yapıyorum. Lan yeter be oğlum be, yeter be. 3 maçtır ya. Elin sap bir arkadaş. Lan bari bir tanesinde sağlam bir performans göster ya. Yani 3 maç boyunca bak. Çok güzel pas Alex'im. Yürü Alex'im. Hadi aslanım bak. Bunu onlar yaptı. Meksika yaptı. Biz de yapabiliriz. Vur kaleye. Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Yani bu kadar güzel o topu getirip içine nasıl etmeyi başardın? Güzel top. Hadi Lucas'ım bak, yap bir bilek, yap bir okus pokus Lucas. Güzel pas Oscar. Ah be Oscar. Atsaydın var ya çok güzel olacaktı oğlum ya. 2-0 30. dakikadan bu iş burada biter derdik ya. Ya ikinci yere çıkmaya bile gerek kalmazdı ama işte atamadık. Beyler hadi aslanlarım benim, şu artık adama basın. Alex'im, Alex'im sağlam müdahale, sağlam müdahale, oynatmayalım bak. Burada oynatırsak tehlikeli pozisyonlar oluşuyor. Ama sıkıntı etmeyin, ben var, rahat olun. Yani bu maç için ben özel hazırladım kendimi. Fiziken olmasa da psikolojikman elimden geleni yapacağımı kendime moral ve motivasyon olarak aşılıyorum. Hani hocam bana kötü pas attın diyor ama haberi yok, ben orada topu defanstan uzaklaştırayım, benden çıksın peşindeyim, o da ayrı bir konu. Onu da görse, farkında olsa biraz iyi olacak aslında ama işte hiç. Nerede? Onu düşünecek hoca nerede? Hadi koçum, hadi koçum bak tam kafama kes Neymar'ım. İyi orta, iyi orta da. Yallah Musakyo benden daha iyi. Hava toplarında adamın hakimiyeti cidden göze çarpacak şekilde ama problem yok. Biz de yerden çalarız. Yani o havacıysa biz de karacıyız. Bu işler böyle. Herkesin bir tarafı iyi olmalı. Bizim de demek ki alt tarafımız iyi. Yere sağlam basıyoruz ya, o manada yanlış anlamayın Alex'im, iyisin ha. Vallahi bu maçı elinden geleni yapıyorsun lan sen. Helal olsun koçum benim. Kaldır. Kes güzel bir orta. Vurayım kafayı, gol olsun. Fred'im. Kime atıyorsun Fred ya?
Ver lan bana, buradan deneyim bari. Yani bir tane yoklarım ama vazgeçtim. Vazgeçtim çünkü oh yapma ya. Ulan 3 kişinin arasından çıkıyorum, top kaybediyorum lan, şaka gibiyim ya. Yani oha hoca. Ya bir faul daha verseydim fena olmazdı be. Alışkanlık yaptıydı bugün. Yine mi bam ya? Yine mi bam ya? Arkadaş lan bak, adamı da tutamıyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Hem kanadını oynuyorlar ha. Allah, Messi gidiyor. Messi gidiyor. Dikkat dikkat dikkat. Sakın öyle pozisyonlar vermiyoruz. Ederson'um harikasın. İyisin. Kendini gazla, motive et. Gol yemek yok bugün. Bugün zafer günü. Bugün kupa kaldırma günü. Amerika'nın en büyüğü olacağız oğlum. Güney'in en büyüğü olacağız. Vurun gitsin lan şu topa. Ne oldu? Danilo da arkadan iyi dayıyor ha. Ya yanlış anlamayın. Dayıyor derken öyle belden aşağı olarak değil, göğüste. Kaktırıyor. Desteğe gelin. Desteğe gelin oğlum. Çok dengesiz yakalandık lan. Yani pozisyon almakta sıkıntı yaşıyoruz oğlum. Yapma Alex'im, bari sen yapma ya. Tamam, Perez'e alıştık. Eyvallah da yani. Sen ne yaptın mı sıkıntıya giriyoruz. Ya hem sağ hem sollarken bak, karambole bir tanesi çizer. Ondan sonra uzatmalara gider, penaltılar olur bak. Zaten direkleri vurmayı seven bir takımız. Gerçi fazla da vurmuyoruz bu aralar. İşin öyle bir garip yanı var. Ama olsun yani, ne olacağı belli olmaz. Gider bu sefer de penaltılarda vururuz. Firmino gör yukarı, mükemmelsin oğlum. Hadi lan Coutinho. Tamam olur olur, ters kanat diyorsun, organize diyorsun. Güzelsin Neymar'ın, pasla oyna. Ama yeter yani, sen oraya sen oraya. Oğlum şu ortadakilere bir pas verseniz var ya, Danilo'cum Danilo'cum ah, vur şuna. Tamam olur, korner de olur, zamanı oynuyor. Çocuk da haklı şimdi yani. Ama bu kadar fazla ters kanat topu da biraz saçma oldu be çocuklar. Hocam orada da bizim çocuğu parçalıyorlar. Allah'ım, yukarısı gene boş, yukarısı gene boş. Allah'tan aşağı oynadı. Otamendi'nin ne alaka? Tabi adamlar ne var Allah, sakın vur gitsin vur gitsin, çıkın çıkın çıkın. Valla Mevlana'ya döndüm ama çıkın oğlum. Şu topu uzaklaştıralım ya. Ya Perez'in kanat çok boş kalıyor abi. Şu maçı bir atlatalım, başka bir şey istemiyorum yani. Son dakikalara kadar dayandık. Birazcık daha ya, 2 dakikacık yani, çok bir şey değil. 2 dakika daha dayanacağız, ondan sonra evimizin yolunu tutacağız. Tabii kupa töreninde bunun yanında cabası. Sakın sakın vurdurmayın vurdurmayın. Kapatın oğlum önlerini lan. Oh. Oh. Derin bir nefes aldık. Derin bir nefes aldık da bu nefes nereye kadar yetecek, o da ayrı bir konu yani. Buraya kadar geldi mi aç? Bitir hocam, gözünü seveyim artık. Bitir be, bitir. Allah'ını seversen bitir be. Oh be. Lan son dakikalarda az daha yiyorduk ya. Messi yıkıldı tabi. Çok yıkılacaksın. Daha böyle çok yıkılacaksın. Ben senin karşında olduğum sürece çok yıkılacağım be. Of, ağlamak istiyorum diyeceğim de öyle bir şeye gerek yok. Yani sonuçta bir Güney Amerika turnuvasıydı yani. Ben Premier Lig'de başarılı olmuş bir isim. Güney Amerika'dan olamayacağım. Tabii bayağı da Yusuf Yusuf etmedik de şimdi son dakikalarda yine de bu coşkuyu, bu başarıyı biz hak ettik. Yani söylenecek pek de söz yok. Çıktık, topumuzu oynadık, Alex'le golümüzü bulduk, erken dakikalarda bulduk. Daha çok istedik, daha çok arzu ettik ama 1-0 olsun, bizim olsun felsefesi her zaman işe yarar. Ki oldu da, gördüğünüz gibi kupanın sahibi Brezilya. Oh, ulan az daha yiyorduk da son dakikalarda. Yani yesek maç uzatmalara gidecek, problem orada. Ha, uzatmalara gitsin, sıkıntı çok da değil ama penaltılara gitmesi problem işte. Penaltılara giderse bizim ne yapacağımız belli olmaz. Yine de sıkıntıya girmeden, problem yaşamadan son dakikalardaki tehlikeleri atlatıp bu kupada zafer uzatmayı ve bu coşkuyu yaşamayı başardık. Hem takım mı, hem takım arkadaşlarım mı, taraftarımızı, Brezilya'yı kutluyorum. Vallahi benden bu kadar. Yani yapabileceğimin en iyisini yaptım. Yememek için elimden geldiğince mücadelemi yaptım. Ha, Perez'in yaptıklarını da unutmadım, o da ayrı bir drama. Ama işte kupanın coşkusu da bir yere kadar yeter. Sıkıldım, her seferinde aynı sahne. İnsan az biraz değişik bir koreografi sunar ya. Girelim taraftarın arasına, onların arasında kaldıralım, ne olacak sanki? Coşkulu bir şekilde kupamızı kaldırmayı başardık ve Güney Amerika'nın en büyüğü olmaya hak kazandık. Yani oraya Brezilya'nın logosunu yerleştirdik ya. Yıldız verseler de olur, vermeseler de olur. Gerçi verseler daha nereye koyacağız, o da ayrı bir konu.
Ama Dünya Kupası'nda veriyorlar onu işte. Güney Amerika'da vermiyorlar. O yüzden biraz problem. Tabii ki şöyle bir durum var. Buraya kadar iyi bir şekilde gelmeyi başardık. Kupamızı da kaldırdık. Ama yeni takımım kim olacak? Bu merak konusu. Çünkü bildiğiniz gibi yeni bir sezon başladı. Artık yeni takımıma yeni bölümde görüşmek üzere diyerek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.